क्या होती उतरन इच्छा। आह, hala uyanmadın mı sen? İçe çoktan sabah oldu. Kalk artık. İçe. Yavrum hadi kalk. İçe. Dün akşam nasıl geçti? Geri geldiğinde neden beni uyandırmadın ki? Seni o kadar çok bekledim ki. Ne zaman uyuyakaldığımı bile hatırlamıyorum. Bir sürü dolaştım ve herkesi düğüne davet ettim. Ancum abla ve Kuki törene geleceklerini söylediler. Ayrıca okuldaki çocuklar da çok mutlu oldular. Hatta hepsi bir ağızdan konuştular. Hadi canım artık anlat bana. Dün akşam nasıl geçti? Herkes sana uygun davrandı mı? Anlatsana. Tabii sen de iyi davranmışsındır, değil mi? Aslında yaşayacağın o büyük evi ben de görmek isterdim. Hem bir de oradaydı. Bir varsa endişelenecek bir şey yok. Öyle değil mi? Her şey yolundaydı. Öyle miydi? Evet anne. Her şey yolundaydı. Ayrıca Tapu çok güzel dans etti. Aa, öyle mi? Güzel miydi? Eminim çok güzeldir. Benim bugün tekrar gidip senin nişan fotoğrafların nerede diye bakmam lazım. Bence sadece buraya bakmak yeterli olur. Aa, hayır İtça, ben baktım. Burada olmadığını biliyorum. Belki Tapu'nun yanında olabilir. Ya da hanımefendinin yanında. Ben sorup geleyim. Tamam. Hadi sor. Onu gerçekten seviyorsun öyle değil mi? Bana bak. Onunla evlenemezsin çünkü biri sana ben verdim. Sen onunla evlenemezsin. Hayır, hiç evlenemezsin. Biri sana veren beni. Biri ben reddettim. Bu çok büyük bir hataydı biliyorum, evet. Ama görüyor musun? Herkes aynı şeyi söylüyor. Sadece benim yanımda iyi görünüyorsun Veer. Benimle bunun için tanışmıştın. Ah İtça sen. Çocukluğumdan beri her şeyi elimden aldın, her şeyimi. Ama bu sefer sana hiçbir şey vermeyeceğim. Onun seni terk etmesini sağlayacağım. Onu sana asla vermeyeceğim. Göreceksin.
Neden öyle bakıyorsun? Aslında dünkü tören sırasında dans ederken biraz canım acıdı. Önemli bir şey yok. Masaj yapmamı ister misin? Hayır. İyi olurum canım yakında. Yapman gereken bir iş yok mu? Evet var. Annem nişan fotoğraflarını arıyordu, bulamadı. Sen fotoğrafların nerede olduğunu biliyor musun? Evet. Oraya bak, masanın üstünde olması gerekiyor bak. İçinde yüzük takıldığında çekinen yok. İyice bak, görürsün. Oradadır mutlaka. Annem onu dolapta tutuyor olabilir. Eğer istersen gidip beraber bakarız. Hadi gidelim şimdi. Anne, ablam bana o hizmetçinin kızının düğünü için yapılacak bir sürü iş verdi. Çok fazla çalışmam gerekiyor bunun için. Artık daha fazla aşağılanmaya katlanamam anne. Keşke oyunumu bugün başlatabilsem. O kadar çok istiyorum ki bunu. Bu kadar aceleci davranma Puşkar. Tapu kendi yolunu kendi çizmeye daha yeni başladı. Törende herkes sadece Tapu hakkında konuştu. O fare ise sadece köşede sessizce durdu. Tüm kadınlar onun her şeyi hakkında dedikodu yapıyordu. Ben düğünden önce bir şeylerin olacağını düşünüyorum. Kesin bir olay çıkacak. Annem dolapta tutuyor olmalı o fotoğrafı. Baksana, burada ikimizin fotoğrafı da var. Çok hoş, öyle değil mi? Anne, görüyor musun? Ben akşam çok fazla oynadım. Yavaş yürüsene ya. Biraz yavaş ol lütfen. Aha bak Hiç ya. Burada kim var? Senin kayınbaban olacak olan adam. İşte burada. Anne, en son Tapu'nun yapmaya başladığı şey hakkında ne demiştin? Görünen o ki Tapu söylediğinden çok farklı yönde ilerliyor. Benim oğlum olarak çok aptalca konuşuyorsun. Farkında mısın bunun? Düşmana saldırmadan önce onunla çok yakın ol. İşte ondan sonra saldırması çok daha kolaylaşır. Anladın mı? Anladım anne. Puşkar, Tapu dün törende çok güzel rol yaptı, biliyor musun? İtça ne yapacağını şaşırdı. Bu fotoğraf çok güzel, öyle değil mi? Tapasya. Arkadaşın Nayna'dan telefon geldi. Telefonun kapalıymış. Uzun süredir sana ulaşmaya çalışıyormuş. Evet anne, dün kendimi pek iyi hissetmiyordum da. Kuzeninin seninle halletmesi gereken bir işi olduğunu söyledi. Kuzeninin ismini de söylemişti hatta, ama hatırlamıyorum ben. Sit gibi bir şey mi? Ben de ona senin İçan'ın düğünü sebebiyle meşgul olduğunu söyledim. Ama sen Nayna'yı ve onun tüm ailesini, kuzenlerini falan herkesi düğüne davet et. Davetiyeler babanın çalışma masasında, oradan alırsın. Olur anne, herkesi davet edeceğim.
Alo. Seninle buluşmak istiyorum. Seninle konuşmam lazım. İtca. Sen neredesin? Neden konuşmuyorsun? Çok acil konuşmamız lazım. Tamam. Kim telefon etti? Bir miydi? Ne oldu? Ne dedi sana peki? Hiçbir şey olmadı. Sadece benimle buluşmak istediğini söyledi. Telefonu ne kadar çabuk kapattınız öyle? Ne oldu? Bir sana bir şey mi söyledi? Yüzün düştü birden. Hayır. Hiçbir şey söylemedi. Sadece biraz yorgunum. Hepsi o kadar. Son günlerde ikiniz de biraz fazla yoruldunuz. Dün Topasya çok yorgundu. Bugün de sen varsın. Ve sen bana biraz dikkat et. Hı? Önce bir şeyler ye, sonra gelip hazırlan. Topasya, hazırlıklar düzgün devam ediyor değil mi? Eksik bir şey yok. Merak etme anne, her şey yolunda. Tam da istediğim gibi. Her şeyi planladığım gibi. İça, seninle önemli bir konu hakkında konuşmam gerekiyor. Ne oldu Vir? Dün gece hakkında konuşmak istiyorsun, değil mi? Evet. Ne bu kıyafet böyle? Sen bizi herkesin önünde utandırmak mı istiyorsun? Ne söylemek istediğini biliyorum. Biliyor musun? Evet. Biliyorum. Dün gece giydiğim elbise hakkında konuşmak istiyorsun, öyle değil mi? İça, ne elbisesinden bahsediyorsun sen? Seninle bizim hakkımızda önemli bir şey konuşmak istiyorum. Gerçekten sadece ikimiz hakkında mı konuşmak istiyorsun? Söyle bir. Şu anda aile geleneklerinizi düşünüyordun sanırım. Ailenize uyum sağlamayacağımı düşünmüyor musun? Bana bu konu hakkında tek kelime dahi söyleme sakın. Dünden beri sadece bunu düşünüyorsun, öyle değil mi? Ayrıca Topasya beni dansa kaldırdığında sen köşede sessizce bekliyordun. Bütün o tavırlarının sebebi bu konuydu değil mi? Ben sadece seninle konuşmak istiyordum. Sen kafanda sürekli bir şeyler kuruyorsun. Ama bunları bana anlatmaya bile gerek duymuyorsun. Bu da bana güvenmediğini gösteriyor. Bana ve aşkıma hiç güvenmiyorsun. Benim seni anlayamayacağımı düşünüyorsun. İtca, biz ömrümüzün sonuna kadar hayatlarımızı birleştirme kararı aldık. Birbirimizi anlamamız ilişkimiz için çok önemli. Birbirimizin sorunlarını, mutluluklarını, her şeyi paylaşabilmeliyiz. Senin hakkında kötü bir şey düşünebileceğimi mi sanıyorsun yoksa? Öyle mi İtca? Söylesene, ben neden ailemi karşıma aldım? Neden bu kadar büyük bir adım attım? Neden İtca? Sadece aşkımız için. Sense aşkımızın gücünü hiç göremiyorsun.
Özür dilerim Mihir. Ben çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Ben annenle konuştuğumda çok korkmuştum bir. Annem beni her gördüğünde yüzünde çok kötü bir ifade oluyor. Ben de bunun farkındayım İtça. Ama biraz anlayışlı olmaya çalış. Sadece biraz daha zamana ihtiyaçları var, o kadar. Sen hiç kafana takma İtça. Sadece ailemi değil, bütün toplumu, hatta tüm dünyayı karşıma alacağımı bilsem de ben ömrümün sonuna kadar seninle olacağım. Sonuna kadar beraber olacağız. Çok üzgünüm. Seni neden bu kadar çok seviyorum biliyor musun? Çünkü sen diğer kadınlar gibi sadece kıyafetleri veya mücevherleri düşünmüyorsun. Bu kadar büyük bir konakta yaşasan bile kendi kasabandaki insanları her zaman düşünüyorsun. Ayrıca şu anda çok fazla arkadaşın var. Ve okuldaki çocuklar da seni çok seviyor. Ama tüm bu insanlar ya da bahsettiğin bütün o aile gelenekleri sadece biz evlenene kadar bizi etkileyebilir. Sonrasında kendi hayatımız olacak, kendi yolumuzu çizeceğiz. Bak yüzün güldü, ben seni hep böyle görmek istiyorum. Ama yapmamız gereken acil bir işimiz var. Önemli bir iş mi? İşin bugün halledilmesi gerekiyor, öyle mi? Aynen öyle. Bu önemli iş sadece bugün halledilebilir. Gel otur, gel. Bu benim arkadaşım Kallu. Öyle mi? Merhaba Kallu. Bu senin için. Gerçekten mi? Tabii ki. Beni nasıl mutlu edeceğini çok iyi biliyorsun Vir. Kallu, Vir benim hakkımda her şeyi bilir. Ona her şeyimi anlatırım. Ona arkadaşım Pakya'dan bahsetmiştim. O da bana seni hediye etti. Aa evet İça. Bakıyorum hemen de kaynaştınız. Kallu çok güzel. Çok teşekkür ederim. Rica ederim prenses. Ama evlendikten sonra onu annenin yanında bırakırsın. Neden? Yoksa evde balık beslemem için bana izin vermeyecek misin? Onunla alakası yok İça. Ama biz evlendikten sonra bütün sırlarını sadece bana anlatacaksın. Başka bir arkadaşa ihtiyacın olmayacak. Beni çok seviyorsun değil mi? Hala bundan şüphe mi duyuyorsun? Kallu, duyuyorsun değil mi? Ne söylediğini. Sor bakalım ona, ömrümüzün sonuna kadar beni böyle sevecek miymiş? Çok üzgünüm İtça. Seni ömrümün sonuna kadar aynı şekilde sevemem. Aksine sana olan sevgim artarak devam edecek İtça. Bu fareye ne oldu böyle? Burada bizi görmeden geçti gitti. Ağlıyordu sanırım büyük anne. Ağlıyor mu? Neden?
Bir ile buluşmaya gitmişti. Bir onu dün geceden dolayı azarlamış olabilir. Büyük anne, ben gidip biraz iç çayı teselli edeceğim. Demek Veer iç çaya kızmış. Tanrı en iyisini bilir. Ne oldu iç çağa? Neyin var? Sen iyi misin İtça? Ben ağladığını düşünmüştüm. Tapu, ben bugün çok mutluyum. Ne oldu biliyor musun? Veer bana bir hediye verdi. Hediye mi? Veer sana hiçbir şey söylemedi mi bugün? Bir şey söyledi. Ne? Bir zamanlar Pake diye bir arkadaşın vardı. Bundan sonra da Kallu seninle olacak dedi. Kallu mu? Evet, Kallu. Bak, işte bu benim Kallu'm. Veer benim için almış bunu. Baksana, böyle yaptığımda hemen hareket ediyor. Balık mı? Veer sana bir balık mı hediye etti? Hı hı. Ah, ne kadar da tatlı. Balıklar çok güzel hayvanlar değil mi? Bak Kallu. Bu tapım. Benim en yakın arkadaşım. Kallu. Ben evlendikten sonra tapu çok yalnızlık çekecek. O zaman sen onun yanında olacaksın. Ve benim en yakın arkadaşıma göz kulak olacaksın. İtça. Gerçekten bir sana dün hakkında hiçbir şey söylemedi mi? Hayır. Dün gece hakkında konuşacak sanmıştım. Ve gerçekten endişelenmiştim. O çok iyi biri Tapu. Tapu. Anne, lütfen gider misin? Yalnız kalmak istiyorum. Müzik
Sen iç çayı teselli etmek için gittin. Ama görüyorum ki kendin teselliye muhtaç lütfen şekilde döndün. Lütfen büyük anne. Kendime çok kızıyorum zaten. O iç çabı bir çok fazla oldu artık. Artık bir şeyler yapmalıyım. Bugüne kadar ne yapmak istediysen yaptın. Ama bak ne oldu? Hiçbir şey. Ben de yaptığın şeylerin bir işe yarayacağını, hatta hepimizin rahat bir nefes alacağımızı düşünmüştüm. Ama hiç de benim düşündüğüm gibi olmadı. Özellikle Veer hiç etkilenmedi. Veer'i hiç etkileyemedi. Hayır! Bu doğru değil. Veer buraya beni görmeye gelmişti. Evet. Gelmişti. Senin ancak aklın başına geldi. Ama artık Veer'le İtça evlenecek ve onunla beraber yaşayacak. Sana da bu kallu balığını bırakacak. Sen de otur o balığı besle. Ayrıca bu kallu balığına bütün dertlerini anlatabilirsin. O balık seni dinler. Tabii iç çayı fotoğraflardan atmak kolay. Kolaysa onu Veer'in hayallerinden söküp at. Hayır! 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 İç çayı Veer'in hayallerinden çıkartmasını da bilirim ben büyük anne. Veer sadece benim. Duyar mısın beni büyük anne? Veer'i kimseye vermem. Asla vermem. O sadece benim. Duyar mısın beni büyük anne? Veer'i asla kimseye vermeyeceğim. O bana ait. Duyar musun? Bu kız sadece bizim sayemizde şimdi olduğu noktaya geldi. Bu konakta bizimle yaşamasına izin verdik. Biz olmasaydık o şu anda bir hiçti büyük anne. Anlıyor musun? O bana hiçbir şey vermemişken ben ona bütün kıyafetlerimi, bütün takılarımı verdim ve her şeyimi onunla paylaştım. İç çay. Yeter artık büyük anne, burama kadar geldi. Ben neden Veer'in değerini anlamadım ha büyük anne? Tapu! Bak şimdi o iç çay için neler yapıyor. İç çay dolup da ben de eksik olan şey ne? Söyle bana. Veer ne buluyor? O kız da ne buluyor? Neden onunla olmak istiyor büyük anne? Her zaman iç çayla ilgileniyor. Tapu. Ben güzel değil miyim? Ben söylesene büyük anne. Tapu. Çirkin miyim? İyi görünmüyorum. Hem neden? Yeter. Çirkin beni. Onda olup bende olmayan ne var büyük anne? Yeter. Bugüne kadar artık. Yeter artık. Ben büyük anne. Yeter. Ben olmasam onu işte. Sessiz ol. Evet büyük anne. Sayanamıyorum. Veer benim. Bak Veer sessiz sadece ol. Sadece benim. Sakin. O bana ait. Bu. Veer benim olacak büyük sakin anne. Sakinleş. Ben onu istiyorum. Lütfen sakin ol. Bak canım benim. Büyük anne. Güzel kızım. Büyük annen bile senin için ağlıyor. Çok fazla acı çekiyorsun yavrum. Bu kız yüzünden bu kadar üzülüyorsun. Bu fare yüzünden birçok şeye katlandın. Ama artık yeter. Şu anda evde hiç kimse seni düşünmüyor. Herkes o farenin peşinde dolaşıyor herkes. Herkes ona iyilik yapmaya çalışıyor. Herkes onunla ilgileniyor. Varsa yoksa İtça.
kimse kendi öz kızının ne durumda olduğunu düşünmüyor. Kimse seni önemsemiyor. Başından beri ortada bir adaletsizlik olduğunu ben hep söyledim. Sana hep destek oldum yavrum. Hayır. Ama şimdi benim elim kolum bağlı. Çoktan nişan yapıldı Tapu. Törenler yapıldı. Tapu bak beni iyi dinle. Bir erkek için bütün bunlar olduktan sonra geri dönülmez artık. Vazgeçemez. Hayır. Ben büyük bir hata yaptım büyük anne. Büyük anne sen önceki söylediklerinde çok haklıydın. Masumiyetim yüzünden çok şey kaybettim. Birçok şey kaybettim. Bir beni görmek için gelmişti buraya. Ama ben onu reddettim büyük anne. Şu anda içeriyle evlenmeye hazırlanıyor. Ben Bir'i geri istiyorum. Şşş, lütfen Bir'i anne. Sessiz ol, sessiz ol. Hayır, onu istiyorum. Şşş, sakın kimse bu söylediklerini duymasın yavrum. Başkasının yanında sakın bir şey söyleme, sakın. Neden? Neden söylemeyecekmişim? Öyle bir söylerim ki... Bir Singh Bundelana'nın evlilik teklifi benim içindi. Jogi Thakur'un kızı Tapasya Thakur içindi. Herhangi bir hizmetçinin kızı için değildi büyük anne. Bir Bundela ailesinin gelini olarak... Beni alacak. Tapasya bundan sonra yeni adıyla tanınacak. Bundan böyle herkes beni... Bayan Tapasya, Veer Singh Bundela Thakur olarak tanıyacak. Bayan Tapasya, Veer Singh Bundela Thakur. Thakur. Efendim, bana sonbahar için olan sarıları getirin. 5 dakika bekleyin. Tamam. Fiyatı ne kadar? 800 rupi efendim. Affedersiniz. Merhaba. Merhaba. Ah merhaba. Bayan Bundela. Nasılsınız? Bayan Kur'an'a merhaba. Sizinle uzun zamandır görüşmüyorduk. Evet. Oğlunuzun düğünü var değil mi? Davetiyeyi aldık. Kesinlikle geliyoruz. Orada olacağız. Elbette, buyurun. Bayan Bundela, kız nasıl biri bari onu söyleyin bana. Oğlunuz Amerika'da yabancı bir kız bulamadı mı kendini?
Bakar mısınız? Hayır. Benim paketimi alabilir miyim lütfen? Yarın geleceğim nasılsa. Faturayı da yarın verirsiniz. Tamam mı? Gerek yok. Teşekkür ederim. Sen... Jogi Tagore'un hizmetçisi değil misin? Şimdi onların yanında mı çalışıyorsun? Onların yanında çalışıyor galiba, değil mi? Evet. Evet, ben hala aynı yerde çalışıyorum. Hoşça kalın. Bu kadın bir hizmetçiye göre ne kadar da gururlu, değil mi? İyi ki benim evimde çalışmıyor. Evet, şanslısın. Şimdi biraz acelem var ancak düğüne mutlaka kesinlikle bekliyorum. Görüşürüz. Şoför arabayı durdur. Damini. Evet. Gel, ben seni bırakırım. Hayır. Hayır efendim. Yakınlarda başka bir yere gitmem gerek. Ben kendim giderim. Siz lütfen gidin. Peki. Çabirsing bundela. İçabirsing bundela. Kallum. Bu virsing bundela. Bu isim benim kısacık ismimi o kadar uzun ki. İçan. Ona nasıl seslenmeliyim? Sence ona nasıl seslenmeliyim? Neyse, ben ona sadece bir diyeceğim. Bir. Bir, kalkmayacak mısın? Bir. Sabah oldu. Kalk artık, yoksa geç kalacaksın. Bir. Birazdan kahvaltı yapacağız. Biliyorsun Kavlu. Benim birim çok normal birim. Kocaman bir evi ve birçok hizmetçisi var. Ve bir birazcık olsun kendini beğenmiş değil. O çok sessiz biri. Ve diğerlerinden çok farklı. O çok iyi biri. Anne. Düğün için şalın artık hazır kızım. Beğendin mi İtça? Nasıl? Canım, bu senin üzerinde çok güzel görünecek. Anne, kendini çok yıpratıyorsun. Buna bakıp seni hatırlayacağım. Ben o evde Vir'in eşi olacağım ama hep senin İtçan olarak kalacağım anneciğim. Biliyorsun bunu.
İtça. Yalnızca bu şalım değil. Dualarım da seninle kızım. Sen bu şalı Bir'in eşi olarak giyeceksin. İtça, gel. Hadi, gel. Hadi, otur bakalım. Seni ellerimle besleyeceğim kızım. Artık düğününe 3-4 gün bir şey kaldı. Al bakalım. Anne. Senin bu mercimek ve pilavın bana hep seni hatırlatacak. Beğendin öyle değil mi? Çok beğendim. Al tatlım. Şalı giyemeyeceksin İtça. Onu Veer'in yanında ben giyeceğim. Göreceksin. Gel Damini. Kukim, parası nasıl? Baksana, okulu boş ver. Sen asıl Virciğim nasıl diye soracaksın. Paras okula gelmiyor artık ve buralardan ayrılacağını söylüyor. Bir çocuk ancak okuma yazma biliyorsa büyük adam olabilir. Evet. Anne, beni okula götüreceksin değil mi? Damini, nereye gittin öyle? Olmaz. O zerdeçalı süremez. Zerdeçalı evli biri sürmeli. Teyze, senin gibi ben de gelenekleri yerine getirmek istiyorum. Ya düzgün yapacaksın ya da hiç. Bu bir annenin dokunuşu. Ne olursa olsun hayır ve bereket getirecek. Bunu unutma. Tabii. Soylu düğünlerine köylüler de gelsin o zaman. Alt tarafı gelenekler bozulacak değil mi? Teyze, Damini, devam et. Bugünden itibaren düğüne kadar evden ayrılmayacaksınız, tamam mı? Anlaşıldı mı? Zerdeçalı sürmeden önce son bir kez görüşseydiniz.
Olur mu teyzeciğim? Törenden sonra da telefonda konuşursunuz. Bizim zamanımızda zerdeçal bir kere sürüldükten sonra ne telefonla konuşabilirdik ne de kimseyle görüşürdük. ama sizin zamanınızda telefon yoktu, öyle değil mi? Anne, sen Tapu'yu ara. Nerede o? Zerdeçalın rengi üstümde ne kadar da güzel durdu. Ve bunu kimse silemez. Hiç kimse. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise koi roothi nani से हाथों में गुड़िया पुरानी